Firavun ve askerleri ne olduğunu anlayamadan Kızıldeniz onları içine aldı. Bu onlar için kıyametin adı, acı dolu bir yüzleşmenin asıl hüküm sahibinin kendini hatırlatması gibiydi. Mısır uygarlığında Hazreti Musa aleyhisselamın izleri. İkinci bölüm, delillerin yükselişi. Suların bölünmesi vakasını önceki bölümde bahsetmiştik. Fakat bu vaka başka kaynaklarda da karşımıza çıkmaktadır. Eski Mısır edebi eserlerinin kaynaklarımızın hakikat olduğuna şahitlik edeceği yolculuğumuza hazırsanız başlayalım. Yolculuğumuzun ilk durağı Westcar Papirüsü. Westcar Papirüsü'ne giriş yapmadan hatırlatmak gerekir ki, Batı dünyası papirüste anlatılan olayların uydurulmuş masallar olduğunu düşünmekte veya düşündürmektedir. Bu bilinçli irade, bütüne bakmayı göz ardı ede dursun, bu parçalar bizi doğrudan hakikate götürmektedir. Canı sıkılmakta olan Kral Sineferu, saray bahçelerindeki gölde, teknede yelken açarak bir eğlence düzenler. Kral için hizmetkar kızlardan oluşan ekipten biri saç süslemesini suda kaybeder. Yolculuğun devam edebilmesi için büyücü Dijadja Emank'ın geri dönmesi veya gölün dibindeki bir çömlek kırığı üzerindeki süs eşyasını bulmak için suları kuru bir zemin oluşturacak şekilde ayırması gerekir. Verena Lipper ve Miriam Leetheim gibi modern Mısır bilimciler, Dijadja Emank hikayesini saf kurgu olarak değerlendirenleri bu tür romanların derinliğini görememekle itham ederler. Onlara göre Dijadja Emank'ın hikayesi gerçek hayatla bağları olan hiciv türü bir eserdir. Hikayeye baktığımızda dikkatimizi çeken anahtar kelimeler bulunuyor. Bunlardan biri Sineferu'nun kullandığı tekne. Bu tekne Mısır'ın büyük tanrılarının kullandığı geminin simgesidir ve esaretten kaçan İsrailoğullarının denizi geçtikten sonra yolculuklarında hep önde taşıdıkları gemi benzeri ahit sandığıdır. Eski Mısır dilinden gelip Bakara suresinde kullanılan ve klasik Arapçada tabutla karşılanan sandığın İbranicesi tebahtır. Bu kelime Kemet dilinde kutu, kayık, sandık ve göğüs kafesi anlamına gelen dıbahttan gelir. Orta Krallık döneminden itibaren Mısır kayıtlarında kullanımı bulunur. Yani anlatımda ahit sandığına dair sembolik bir anlatım vardır. Çarpıcı detaylardan biri de büyücü Dijadja Emank. Mısır'da büyü kavramı Maat sisteminin başvurulan en önemli yöntemlerinden biriydi. Ve sihir Mısır topraklarında hayatın her alanına nüfuz etmiş durumdaydı. Firavun'a gösterilen mucizelere şahit olan ancak iman etmeyen kimseler bu mucizelere büyü, Hazreti Musa aleyhisselamı ise büyücü olarak nitelendirmişlerdir. Papirüs'ten alıntıladığımız metinden hatırlayacağımız üzere eski Mısırlılarda Dijadja Emank da bir büyücü olarak tanıtılmıştır. Bu benzeri yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Taha suresi 57. ayeti şöyle bildirmektedir. Sen dedi, sihirdeki maharetinle bizi yerimizden yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin ey Musa? Bu eşine az rastlanır benzerlikler silsilesinin bir diğeri olarak tıpkı Hazreti Musa aleyhisselamda gösterildiği gibi baş kahramanımızın da büyücü sıfatıyla karşımıza çıkmasıdır. Üstelik Dijadja Emank, hikayeye göre suları kuru bir zemin ortaya çıkaracak şekilde bölmüştü. Buysa kıssayı anlatan ayetlerin işaret ettiği denizin bölünmesi hadisesinden başkası değildi. Biz Musa'ya şöyle vahyettik. Kullarımla geceleyin yola çık. Asanı vurarak denizde onlara kuru bir yol aç. Firavun'un size ulaşmasından ve boğulmanızdan endişe edip korkmayın. Hikayede geçen kaybolan ziynet eşyası Toka ise bizi Araf suresi 48. ayete yönlendiriyor. Ayette İsrailoğullarının Mısırlılardan alıp yanlarında getirdiği ziynet eşyalarından bahsedilmektedir. Yine Tevrat'a göre de bazı ziynet eşyaları İsrailoğulları tarafından çıkış hadisesinden önce Mısırlılardan yağmalanıp çalınmıştı. Bu eşyalar da onlara yar olmayacaktı.
Çünkü ileride bunlardan altın buzağı yapılacaktı. Bu bağlamda kutsal kitaplar ve Ipuwer papirüsünde geçen ziynet eşyalarının kölelerce gasp edilmesiyle ilgili anlatım birbiriyle örtüşmekte ve aynı olaya işaret etmektedir. Bir sihirbaz. Hazreti Musa aleyhisselam hakkında haksız sihirbaz algısı. Suların sihirbaz tarafından bölünmesi, Hazreti Musa aleyhisselam tarafından denizin bölünmesi, tekne, ahit sandığı, kaybolan ziynet eşyaları, çıkış hadisesinde kölelerin ziynet eşyalarını yanında götürmesi. Westgar papirüsünde Balmumu timsah hikayesi. Bu hikaye Hufu'nun halefi tarafından anlatılır ve genellikle Balmumu timsah hikayesi olarak çevrilir. Hikayede Kral Nebka, Memphis'teki Ptah Tapınağı'na giderken bir rahip ve yazıcı olan Vebauner'in evine uğrar. Öte yandan Vebauner'in karısı, kralın mahallesindeki yakışıklı bir genci fark eder ve ona bir hediye gönderir. Yakışıklı genç ise malikanenin arazisinde bulunan köşkte onunla biraz zaman geçirmek istediğini söyleyerek yanıt verir. Bunun üzerine karısı bakıcıya kendileri için bir eğlence yeri hazırlamasını emreder ve günü orada içerek, ziyafet çekerek geçirirler. Daha sonra genç yakındaki gölde yıkanır. Ertesi sabah bakıcı gördüklerini efendisine anlatması gerektiğini düşünerek anlatır. Durumdan haberdar olan Vebauner, büyülü şifalı bitkiler ve büyülerden oluşan sandığını ister ve bal mumundan bir timsah yapar. Bakıcıya gencin tekrar aynı yerde banyo yaptığını gördüğünde, yapılan bal mumu timsahını gencin arkasındaki göle atmasını söyler. O günün ilerleyen saatlerinde kadın, bekçiyi kendisi ve sevgilisi için eğlence yeri hazırlaması için tekrar çağırır ve bitince genç banyo için göle iner. Bakıcı bal mumu timsahı suya atar ve bu nesne anında genç adamı çenesinden tutan ve yüzeyin altına çekerek kaybolan 4 metre uzunluğundaki canlı bir yaratık haline gelir. Kral Nebka'nın malikaneden ayrılma vakti gelir fakat ayrılmadan önce büyülü Vebauner'in başından geçen olayları ona anlatmak ve göstermek ister. Bunun için 7 gün daha kalması gerektiğini söyler. 7 günün sonunda kralı göle getirir ve genci geri getirmesi için timsaha çağırır. Timsah ağzında genç adamla belirir ve onu kıyıya bırakır. Yaratık Kral Nebka'yı ürkütür, bunun üzerine büyücü Vebauner, yaratığa uzanarak ona dokunur ve yaratık tekrar eski haline dönerek cansız bal mumu figürü olur. Daha sonra büyücü Vebauner, Kral Nebka'ya gençle karısı arasındaki ilişkiyi anlatır ve Kral Nebka timsaha seslenerek sana ait olanı al der. Büyücü Vebauner, timsaha tekrar dokunur ve timsah canlanır. Genci tekrar yakalar ve ağzına alıp suya atlar. Bu olaylar üzerine Kral Nebka, zina yapan kadının kazıkta yakılmasını ve daha sonra küllerin nehre atılmasını emreder. Kafre hikayesini bitirdiğinde, Hufu bunun iyi olduğunu ilan eder ve Kral Nebka ile büyücü Vebauner'in onuruna kurban kesilmesini emreder. Hikayedeki baş kahramanın, yani Vebauner'in isminin özel bir amaçla kurgulandığı anlaşılmaktadır. Zira bu isim taşı bölen anlamına gelir. Buysa bize çıkış olayı esnasında yaşanan şu olayı hatırlatır. Bir zamanda Musa kavmi için su arayıp Allah'a yalvarmıştı. Biz de asanı taşa vur demiştik. Bunun üzerine o taştan 12 pınar fışkırmış, her bölük kendine mahsus pınarı bilmişti. Allah'ın rızkından yiyin, için. Fakat sakın yeryüzünde fesat çıkararak taşkınlık yapmayın, demiştik. Vebauner ismi de ileride göreceğimiz Sinuhe ismi gibi teolojik bir amaçla kurgulanmıştı. Westgar papirüsünde Hazreti Musa aleyhisselamın işaretleri. Mucizelere dayalı büyücülük iftirası. Hazreti Musa aleyhisselamın gösterdiği mucizeler, büyü eşyalarının ve şifalı bitkilerin saklandığı büyücü sandığı, ahit sandığı ve içinde saklanan asa, manna ve benzeri nesneler. Bal mumu timsahın gerçek bir timsaha dönüşmesi ve sonra eski halini alması. Hazreti Musa aleyhisselamın asasının yılana ve eski haline dönüşmesi.
bir gencin sulara çekilip boğulması ve tekrar karaya bırakılması. Firavun suya çekilip boğulur ve cesedinin karaya vurması. Sinuhe'nin hikayesi. Sinuhe'nin hikayesi anlatım dili itibarıyla en erken 12. hanedan dönemine tarihlenir. Yaptığımız tespitlere göre Hz. Musa aleyhisselam tam da bu zamanda yaşamıştı. Bu hikaye aynı dönemden Hz. Musa aleyhisselamın hayatından izler içeren çok sayıda eserden sadece biridir. Tarihçilerin bakış açısıyla hikaye ilk bakışta Amenemhat I'in M.Ö. 20. yüzyıl, Amenemhat I'in kızı ve 1. Senvosret'in karısı Kraliçe Neferu'ya hizmet eden bir asilzadenin maceralarını anlatır. Acaba sadece bu kadarıyla mı sınırlı? Yahudi asıllı ünlü İtalyan arkeolog Profesör Emmanuel Anati, başka bir yorumda Sinuhe ve Hz. Musa aleyhisselamın hayat hikayesi için şüphesiz ruh olarak çok yakındırlar ve aynı dönemin durumlarını yansıtırlar diyerek bu görüşü güçlendirmiştir. Yine ona göre, Sinuhe anlatısının Medyen'e, kayınpederi Yetro'ya kaçan Hz. Musa'nın kutsal kitap hikayesiyle pek çok ortak yanı vardır. Bu paralelliklerin bir dizi tesadüf olabileceğine inanmak zordur. Hz. Musa aleyhisselamın hayatıyla inkar edilemeyecek benzerlikler gösteren ve aynı zamanda ileride değineceğimiz Hz. Yusuf'un kıssasından dahi izler taşıyan Sinuhe'nin hikayesi ne anlatıyor birlikte bakalım. Sinuhe, 1. Senvosret'le birlikte Libya'da askeri bir sefere çıkar. Bu sırada Amenemhat I'in suikastının haberi orduya ulaşır ve bunu duyan Sinuhe paniğe kapılır. Mısır'ın kargaşaya gireceğinden ve kendi hayatının tehdit edileceğinden korkarak ordugâhtan ayrılır ve Mısır üzerinden doğu sınırına gider. Hayat Ağacı bölgesindeki iki Maat kanalını aşıp Seneferu adasına varır. Sinuhe, Suriye, Filistin'i geçtikten sonra farklı ülkelere seyahat eder. Daha sonra Amunenşi adında bir çöl sakiniyle tanışır ve onun en büyük kızıyla evlenip onun tahsis ettiği Yah adlı bir yere yerleşir. Sinuhe burada yıllarını geçirir ve zenginleşir. Ancak yaşlandıkça vatanını özlemektedir. Tam da bu zamanda 1. Senvosret ona vatanına dönmesi için davette bulunur. Ama Mısır'a dönmeden önce Sinuhe, anarşi çıkaran bir topluluğun savaşçısıyla düello yapmak durumunda kalır. Bu düelloyu bir vuruşta kazanır. Asyalılar ona tezahürat eder. Ardından Mısır'a döner. Hayırsever 1. Senvosret onu Mısır'da güzel bir kabulle karşılar. Sinuhe, yaşamının kalanına orada devam eder. Kendisi öldükten sonra 1. Senvosret, Sinuhe'nin cenaze törenini düzenler. Hikayenin son satırları Sinuhe'nin mezarını ve ölümü beklerken Mısır'da yaşadığı son mutlu günlerini birinci ağızdan anlatır. Sinuhe ile Hz. Musa aleyhisselam arasındaki ilk paralellik, Hz. Musa aleyhisselamın da aynı Sinuhe gibi Libya'ya yaptığı askeri bir seferiyle ilgilidir. Yahudilerin eski eserlerinde Flavius Josephus, Hz. Musa'nın Mısır ordusunda bir komutan olduğuna dair verdiği bilgileri, Musa Etiyopyalılarla nasıl savaştı başlıklı konuda ele almıştır. Hz. Musa aleyhisselamın orada anlatıldığına göre Etiyopyalılara karşı başarılı seferler düzenlemiştir. Hz. Musa aleyhisselamla Sinuhe arasında kuracağımız ikinci bir paralellik de Sinuhe'nin ismiyle ilgilidir. Sinuhe'nin ismindeki gizem. Sinuhe'nin kelimesinin aslı eski Mısır'ın Kemet dilinde Zanehat'tır. Zanehat isminin anlamı bir görüşe göre çınar ağacının oğludur. Çınarsa eski Mısır inancında hayat ağacıdır. İşte tam da burada çok çarpıcı bir detay karşımıza çıkar. Zira vahiy de hayattır. Vahiy ve hayat kelimeleri aynı kökten gelir. Hz. Musa aleyhisselam da zaten kutsal kitapların bize bildirdiğine göre ilk vahyini yanan bir ağaç vasıtasıyla almıştır. Ayrıca Zanehat isminin kökü olan Nehet, çınar kelimesi dışında etimolojik ilişkisi açık olan birkaç kelime daha vardır. Bunlar 1. Neh, ölümden kaçmak 2. Nehet, barınak, sığınak 3. Nehet, büyülü, koruma 4.
Nehu, kralın kolunun korumasıdır. Bütün bunlar da Sinuhe'nin isminin gizli bir teolojik mesaj olduğunu göstermektedir. Uzmanlar tarafından hikayede sık sık karşımıza çıkan Hathor simgeciliğine de dikkat çekilmiştir. Hathor kültü çınar ağacıyla yakından ilgiliydi. Sinuhe kaçışı esnasında Hathor'un bir tezahürü olan kraliçe şeklinde ilahi güçlerin koruması altına girer. Mısır'dan kaçarken eski Mısır'ın doğruluk, düzen ve adalet ilkesi olan Tanrıça Maat'la ilişkili bir su yolunu aşar ve bir çınar ağacının yanından geçer. Çölde tapılan altın buzağı da zaten Hathor'un temsilidir. Hathor'un Giza piramitleri bölgesindeki bir kültünde Neb, Hathor'un sahibi olduğu çok eski ve saygı gören bir çınar ağacı vardı. PYR 1485 adlı piramit metninde öz ateşiyle yanan çıplak, yapraksız bir çınar ağacıdır. Hathor kendini çınar ağacında izhar eder. Hayat diri, ölüm de yanan çıplak ağaçla temsil edilir. Görüldüğü gibi Mısır vahyin alındığı ağaç hatırasını benliğinde saklamaktadır. Burada hatırlatmak gerekir ki Hz. Musa aleyhisselamın vahiy aldığı ağaç, ileride İsrailoğullarının milli hafızasında menora olarak yer edinecekti. İşte aynı olayların iki farklı koldan teyidi. Sinuhe'nin hikayesinde dikkatimizi çeken başka bir nokta da seyahati esnasında geçtiği yer adlarıdır. Bunlardan biri olan iki gerçeklik kanalı, aklımıza hemen dağ gibi bölünen deniz sularının arasından bir geçişi getirir. Sinuhe, hikayesinin başında korkuyla dolup kaçmıştır. Çünkü bir suikastle suçlanmıştır. Kaçtığı yerde kendine verilen coğrafyanın adı Ya diyarıdır. Buranın yöneticisi ise Amunenşe adlı kişidir. Burada hemen dikkatimizi çeken isim Ya'dır. Çünkü bu isim Yah'ı, yani İbranice Rab kelimesini çağrıştırır. Yah, yani Rab inancının Hz. Şuayb aleyhisselamın tebliğ bölgesi olan Medyen'de yaygın olduğu yapılan kazılarda ortaya çıkmıştır. Yine burada yapılan arkeolojik kazılarda tanrısal tasvirler bulunamamıştır. Ayrıca tarihte Mısırlılar çekilince Medyenlilere kalan bu bölgede Hathor tapınağındaki tasvirlerin de kazındığı görülmüştür. Karel van der Thorne'a göre M.Ö. 14. yüzyılda Yahve, Rab inancı, İsrail'e ulaşmadan önce Edomlu ve Midyanlı gruplar Yahve'ye tanrıları olarak tapıyorlardı. Tek tanrı inancının bu bölgede ortaya çıkması şüphesiz Hz. Şuayb aleyhisselamla olmuştu. Sinuhe'nin yazarı diğer yazarların yaptığına benzer olarak Hz. Musa aleyhisselamın hayatındaki birçok anıyı kullanmakla kalmadığı gibi objeleri ve araçları da hikayelerine kattığını görmekteyiz. Sinuhe'nin Ya diyarındaki hayatı anlatılırken, Hz. Şuayb aleyhisselamın kızlarıyla tanışma sahnesindeki gibi otlayan hayvanlar ve su kuyularından bahsedilir. Hz. Musa aleyhisselamın asası orijinalinde olduğu gibi Sinuhe'nin hikayesinde de karşımızdadır. Sinuhe Ya'yı geride bırakırken asasını da teslim eder. Sinuhe ve Hz. Musa aleyhisselamın hayat hikayeleri arasındaki benzerlikleri karşılaştıracak olursak, Libya, Kuz diyarına sefer. Flavius Josephus'un anlatımında Libya seferi. Suikastle suçlanmaktan korkup kaçma. Cinayetle suçlanmaktan korkup kaçma. Hayat ağacı bölgesindeki bölünmüş iki gerçek kanalın aşılması, denizin yarılması ve çölde vahiy alınması, Sinuhe'nin adında hayat ağacı. İlk vahyin alındığı nesne bir ağaç. Su kuyuları ve otlatılan hayvanlar, Hz. Şuayb'ın hayvan otlatan kızlarıyla su kuyusu başında tanışma. Ya diyarında yaşama ve aile kurma, Yah, Rab inancı, 8 artı 2 yıl hizmet, evlilik. Kabile reisinin en büyük kızıyla evlenme. Hz. Şuayb aleyhisselamın kızıyla evlenme. Ya diyarında asa verilmesi. Hz. Musa aleyhisselamın asası. Mısır'a dönüşten önce düello esnasında tek hamlede düşmanı yenme. Çevredeki Asyalıların tezahüratları. Mısır'la İbrani köle arasındaki kavgada bir darbeyle yanlışlıkla bir Mısırlıyı öldürme. Olay sonrası muhtemel kargaşa. Arka planda yine Asyalılar mevcut. Mısır'a dönüş,
Mısır'a dönüş. İki hikayenin şüphesiz benzerliğinin verdiği mesaj alenen karşımızda. Hazreti Musa aleyhisselam döneminde gerçekleşmiş ve büyük ses getirmiş olan bu hikmetli olaylar tabii ki zihinlerde iz bırakacak, dilden dile aktarılacaktı. Diğer başka detaylarda farklara rağmen iki hikayenin karşılaştırmasının kilit noktası hem Sinuhe'nin hem de Hazreti Musa aleyhisselamın sonunda kendi halklarıyla uzlaşmış olmalarıdır. Her iki hesapta Robin King'in ilahi siyaset ve uzlaşma türü dediği şeyin örnekleridir. Şimdi başka bir hikayeye yolculuk yapıyoruz. Bu yolculukta karşımıza büyücü, büyücünün kutsal kitabı, suların yarılması, cansız bir cisme can verilmesi ve yılanlarla karşılaşacağız. Hikayemiz Setne 1. Hikayemiz 1. Setne. Mısır'ın Yunan hakimiyetine girdiği döneme Ptolemik dönem denmektedir. Bu döneme tarihlenen bir eser de kısaca Setne 1. Kısaca 1. Setne olarak bilinir. İlgili eserde büyücü prens Nanefer, Kaptah, Toğut'un kendisi tarafından yazılan ve Koptos'ta Nil'in ortasındaki bir dizi kutunun içinde bulunan kitabı bulmaya ve elde etmeye çalışır. Nanefer, Kaptah, kürekçiler ve denizcilerle dolu bir tekne maketi yapar ve ardından bir büyünün okunmasıyla hepsini hayata geçirir. Hikayede kısaca şöyle denir. Kürekçilere, beni o kitabın olduğu yere kürek çekin, dedi. Geceleri ve gündüz kürek çektiler. 3 gün içinde istedikleri yere ulaştılar. Önüne kum attı ve nehirde bir boşluk oluştu. Kitabın bulunduğu noktanın çevresindeki 6 millik alanda yılan, akrep ve her çeşit sürüngen ortaya çıktı. Aynı kutunun etrafında sonsuz bir yılan buldu. Kutunun çevresinde bulunan 6 millik alandaki yılanlara, akreplere ve her türlü sürüngenlere bir büyü okudu ve onların çıkmasına izin vermedi. Anlatı Nanefer, Kaptah'ın İç İçe Kutular dizisini açması ve kitabı başarılı bir şekilde edinmesiyle devam eder. Kısacası burada Mısırlı bilge bir adamın arzu edilen nesneye ulaşmak için suları, yani nehirle oluşan bir boşluğu ayırabileceği inancını görüyoruz. Bu çıkış hadisesindeki suların ayrılmasına ait bir referanstır. Bu durumda Toğut'un kendisinin yazdığı kitap arzu edilen nesnedir. Yani bir kutsal kitaptan bahsedilmektedir. Bu da Tevrat'tır. Ayrıca anlatımda cansız bir nesneye büyü okunarak can verilmiş olması ve yılanlardan bahsedilmesi, yılana dönüşen cansız asanın izlerinden başkası değildir. Hz. Musa aleyhisselamın asasının dönüştüğü yılan Apep de oradadır. Ve işte Hz. Musa aleyhisselamın Setne 1'deki izleri bunlardı. Ve işte Hz. Musa aleyhisselamın 1. Setne'deki izleri bunlardı. Büyücü prens, Hz. Musa aleyhisselam hakkında haksız büyücü algısı, büyü kitabı, Hz. Musa aleyhisselama inen kitap, kitabın saklandığı kutular, ahit sandığı, suyun çekilmesiyle ortaya çıkan yılan ve akrepler, tılsımla bunlara hükmedilmesi, Hz. Musa aleyhisselamın yılana dönüşen asası, nehirde oluşan boşluk, suların bölünmesi ve kuru yol çıkması. Seyrimize Mısır'da kan felaketini ve yabancı kölelerin çöle kaçması anlatımlarını içeren bir Mısır hikayesi olan İnsanlığın Yok Edilişi, Göksel İnek kitabıyla devam edelim. Çıkış olayının izlerini barındıran bir başka eski Mısır anlatımız da Nil Deltası'nın doğusuna, yani Sina Çölü'ne doğru kaçan yabancı kölelerin katlini ve Nil'in kana dönmesinden bahseden İnsanlığın Yok Edilmesi adlı hikayedir. Bu eser, Lahit yazıtlarındaki 18. Hanedan döneminden Göksel İnek kitabında kayıtlıdır. Kitaptaki hikaye dil olarak daha eski bir döneme, Orta Krallık dönemine tarihlendirilmektedir. Yani daha eski bir geleneği aktarmaktadır. Mısır bilimci ve arkeolog Donald Redford'a göre eserin yazım şekli 9 kriter bakımından Mısır'ın yıllık askeri kayıt şekline uyularak gerçek bir tarihi olay kaydı gibi tutulmuştur. Profesör Anthony John Spellinger'a göre kral kendisini transforme ederek anlatımda Ra olarak sunmuştur. Bu belge Mısır'da yaşanan kana bürünme, İbrani kölelerin suikast planı sonrası isyanla kaçması gibi olayların
Mısırlılara göre açıklanması niteliğindeydi. Onlara göre ihtilalcilerin tamamı yok edilecekken son anda Ra onlara acımış ve tamamen öldürülmelerinin önüne geçmişti. Nil'de görülen kan da bu olaylarla ilgiliydi. Anlatı şöyledir. Kendini yaratan majesteleri Tanrı Ra'nın krallık yaptıktan sonra insanlık ve tanrılar hala birleşmiş vaziyetteydi. Daha sonra majesteleri yaşlanırken kemikleri gümüşten, eti altından ve saçları gerçek lacivert taşından olana karşı insanlık komplo kurdu. Majesteleri insanlık tarafından kendisine karşı yapılan komployu sezdi ve majesteleri maiyetindekilere şöyle dedi. Gözümü, Şu'yu, Tefnut'u, Geb'i, Nut'u ve ben ilksel sudayken yanımda olan anne ve babaları ve ayrıca Tanrım Nuh'unu bana çağırın. O da saraylılarını beraberinde getirecektir. Onları gizlice getir, böylece insanlık görüp cesaretini kaybetmesin. Onlarla birlikte saraya gelin de mükemmel öğütlerini verebilsinler. İlksel suya, meydana geldiğim yere geri döneceğim. Sonra bu tanrılar getirildi ve bu tanrılar onun iki yanına geldiler. Majestelerinin önünde yere diz çökerek sorununu, insanlığı yaratan, insanların kralı olan, en büyüklerin babasına sunabilmesi için. Ve majestelerine dediler ki, ''Konuş bize, duyalım.'' Sonra Ra, Nuh'una şöyle dedi, ''Ey kendisinde var olduğum en büyük tanrı ve ata tanrılar, bak gözümden çıkan insanlık bana komplo kurdu. Bana bu konuda ne yapacağını söyle.'' Çünkü ben müzakere ediyorum ve bu konuda ne diyeceğini duymadan onları öldüremem. Sonra Nuh'un heybeti dedi ki, ''Oğlum Ra, onu doğuranlardan daha büyük ve onu yaratanlardan daha büyük olan Tanrı otur. Senin korkun büyüktür. Çünkü gözün sana tuzak kuranların üzerindedir.'' Majesteleri Ra daha sonra şunları söyledi. Çöle kaçtılar çünkü onlara söylediklerimden yürekleri korktu. Ve majestelerine dediler ki, ''Gözünü salıver ki sana şer entrikacılarına çarpsın. Senin için onları vurmaya ondan daha muktedir bir göz yoktur. Hathor olarak insin. Bu tanrıça insanlığı çölde katlettikten sonra geri döndü ve bu tanrının görkemi şöyle dedi. ''Huzur içinde hoş geldin Hathor. Ben ona geldiğimde Yaradan'a yardım etti. Ve bu tanrıça dedi ki, ''Sen benim için yaşarken ben insanlığı yendim ve bu kalbim için bir zevkti.'' Ve majesteleri Ra dedi ki, ''Onları küçülten gibi kral olarak onların üzerinde iktidarı olacağım.'' Böylece gecenin karışımı olan Sekmet, kanlarında Herakleopolis'e kadar yürümek için ortaya çıktı. Sonra Ra dedi ki, ''Bana hızlı, çevik haberciler çağırın da bir bedenin gölgesi gibi koşsunlar.'' Ve bu elçiler hemen geldiler. Bu tanrının majesteleri sonra dedi ki, ''Elepantine'ye git ve bana bol miktarda hematit getir.'' Ve bu hematit ona getirildi. Sonra büyük majesteleri tanrı, Heliopolis'teki örgülülerin bu hematiti öğütlemesini, hizmetçilerin ise bir ay için arpa öğütmesini emretti. Sonra yukarı ve aşağı Mısır kralı Ra'nın heybeti bu bir ayı görmek için bu tanrılarla bir araya geldi. İnsanlığın tanrıça tarafından katledileceği gün doğunca, güneye yolculuk günlerinde Ra'nın heybeti şöyle dedi. ''Ne kadar iyi, insanlığı ona karşı koruyacağım.'' Ve Ra dedi ki, ''Onu orada insanlığı öldüreceğim.'' dediği yere götürün. Yukarı ve aşağı Mısır kralı majesteleri Ra, bu uyku iksirini dökmek için gece yarısı erkenden kalktı ve bu majesteleri tanrının kudretiyle tarlalar 3 avuç yüksekliğinde sıvıyla doldu. Sonra bu tanrıça Sekmet sabah erkenden geldi ve bu tarlaların kan görünümlü sular altında kaldığını gördü ve bakışları bundan memnun kaldı. Sonra ondan içti ve bu kalbini memnun etti. İnsanlığı fark etmeden sarhoş döndükten sonra majesteleri Ra bu tanrıçaya şöyle dedi. ''Barış içinde hoş geldin, ey zarif! Böylece Memphis'te güzel kadınlar ortaya çıktı.'' Metnin bir başka versiyonunda şöyle bir ek cümle geçer. ''Ben, ben olanım
ve bu ihtilali yapmalarına izin vermeyeceğim. Görünen odur ki Tevrat'ta bahsedilen ben olanım ifadesine Göksel İnek kitabında Ra adıyla nazire yapılmaktadır. Ve Allah Musa'ya dedi, ben olanım. Ve dedi, İsrailoğullarına böyle diyeceksin. Beni size benim gönderdi. Tevrat, çıkış 3:14. Ayrıca hikayenin sonuna doğru Firavun'un askerlerinin görevi başaramayıp göğün yıldızlarına dönüştüğünü görürüz. Gökyüzü eski Mısır'ın kadim denizidir. Burada dünyevi bir denize kinaye yapılmıştır. Firavun gökte diğer tanrılarla olan diyaloğunda onlara deniz yılanlarının kendisine zarar vermesini neden engellemediklerini sorar. Deniz yılanları avını suya çekerek öldürebilir ki bu da Firavun'un suda boğulmasına kinayedir. Şimdi çıkış kıssasındaki olaylarla Göksel İnek kitabının karşılaştırmalı bir analizini yapalım. Göksel İnek kitabı, çıkış kıssası. Mısır tanrısı Ra'ya yani onun temsili olan Firavun'a karşı bir ihtilal. İsrailoğullarının ayrılmasına izin vermeyen Firavun'un Maat düzeninin yıkılması, ardından kölelerin Nil deltasının doğusuna doğru çöle kaçması, Hz. Musa aleyhisselamın önderliğinde İsrailoğullarının çöle kaçması, köleler çöle kaçarken onların artlarınca gelen Firavun'un tahrip kuvvetleri, Firavun ve askerlerinin İsrailoğullarının peşine düşmesi ve onlara yetişmesi, Mısır'daki Nil'in doğaüstü kana bürünme olayının mevcut Panteon'a göre dini açıklaması, Firavun'a kan felaketinin gönderilmesi, olaya müdahaleye gelen Hathor'dan bahsedilmesi, İsrailoğullarının çölde altın buzağa, Hathor'a tapınmaları ile ilgili bir referans vardır. Sonuç. Verdiğimiz örneklerde gördüğümüz resimde, yaşadıkları travmatik etkiler meydana getiren olayları kendilerine has edebi anlatılara dönüştürmüşlerdir. Bütün bu anlatıları bir aynanın bulunmuş kırık parçaları olarak ele aldığımızda her parçanın hakikatin belli bir kısmını yansıttığını, kullanılan isimler ve mekanların farklı şekillere bürünmüş olsa da Hz. Musa aleyhisselamın tarihi izlerini ortaya koyduğunu açıkça görmekte zorlanmıyoruz. Daha evvelde altını çizmiş olduğumuz üzere eski Mısırlılar her olayı kendi inanç ve dünya görüşlerine göre açıklamışlardır. Öyle ki Mısır'ın altını üstüne getirip ülkeyi izinsiz terk eden İbrani kölelerin öldürülmeden kaçmasını bile kendi tanrılarının merhametine bağlamaktadırlar. Bunun yanında ülkelerine zarar veren, kaosun sorumlusu olarak gördükleri Hz. Musa aleyhisselamın hayatından kesitleri şifreleyerek bizlere aktarmışlardır. Bütün bunlar kıssaların gerçekliğine işaret etmektedir. Bunun yanında ülkelerine zarar veren, kaosun sorumlusu olarak gördükleri Hz. Musa aleyhisselamın hayatından kesitleri şifreleyerek bizlere aktarmışlardır. Bütün bunlar kıssaların gerçekliğine işaret etmektedir.